postmenopozal kanamalarımız olduğunda aslında bundan korkmamamız. Çünkü postmenopozal kanamalar 10 hastanın birinde kötü huylu bir hastalığın habercisi olabilirken 10 hastanın 9'unda aslında başka sebeplerle de olabilmekte. Biz bunları değerlendirirken ne yapıyoruz? Kliniğimize başvuran hastalarımızda öncelikle hastalarımızla konuşup hastalığın güzel bir öyküsünü aldıktan sonra en önemli yardımcımız olan ultrasonografiyi kullanıyoruz. Ultrasonografi bize rahim zarının nasıl gözüktüğünü, ne kadar kalın olduğunu gösteriyor. Arkasından değerlendirmede iki yöntem var aslında kullanılan. Bunlardan bir tanesi endometriyel biyopsinin bizim poliklinik şartlarında yapılması. Burada hastamız anestezi almıyor. E, i̇kinci yöntem ise endometriyel biyopsi dediğimiz yani rahim zarından örnekleme yaptığımız işlemin ameliyathanede yapılması. Burada da aslında büyük ameliyat anestezisi gibi derin bir anestezi almıyor hastamız ancak e, bu noktada biz hastamızı tabi daha ayrıntılı değerlendirme fırsatı bulabiliyoruz ve bir de bu işleme ek olarak histeroskopi dediğimiz yani rahimin içerisine bir ince bir kamerayla baktığımız bir yöntemi de eklemiş oluyoruz. Bu sayede hastalarımız tam anlamıyla gözden bir şeyi kaçırmayacağımız şekilde değerlendirme fırsatını yakalamış oluyorlar. E biz de gönlümüz rahat bir şekilde bu önemli bulguyu değerlendirebilmiş oluyoruz.